6. tema deyimler hemen etkinliklerine başlayalım. Öncelikle hazırlık çalışmalarında ne demiş? Aşağıda halk kültürümüze ait bazı kalıp ifadelerle ilgili açıklamalar ve bunların kullanım alanlarına yönelik örnekler verilmiştir. Örneklerin yanındaki harfleri kullanarak eşleştirme yapınız demiş. Uzun deneme ve gözlemlere dayanarak söylenmiş ve halka mal olmuş öğüt verici nitelikteki söz deme mesel sağ ol, atasözü. Baktığımız zaman atasözü büyük, büyüklerimizin de dediği gibi damlaya damlaya göl olur atasözüdür. O yüzden buraya D harfini yazabiliriz. Ninniye bakalım. Annelerin çocuklarına uyutmak için ezgiyle söyledikleri sözlerdir. Bu ürünlerde bebeklerin özelliklerini, annelerin iyi dileklerini ve sevgiyi ortaya koyan ifadeler yer alır. Ninniye bakıyoruz. Dandini dandini dastana danalar girmiş bostana şeklinde A harfinin olduğu resmi seçebiliriz. Deyim genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan, kalıplaşmış söz öbeği, tabir deyim. Baktığımız zaman aniden şimşek çakınca çocuğun korkudan Ödü patladı. Bu bir deyimdir. C harfini yazabiliriz. Tekerleme, genellikle masallarda kullanılan, söz tekrarına dayanan, kalıplaşmış eğlenceli sözler. Şu karşıda bir dal, dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar, dal sarkar. Kartal kalkar kantar tartar B'yi yazabiliriz tekerlemeye Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz demiş. Deyimler haftada bir gün bakkalın önüne küçük bir tezgah kuruluyor. Necati amca sebze meyve satıyor. Dedeme bunu bin kere söyledim. Bakkalın önüne bir tezgah daha koyalım. Kendimiz satalım sebzeyi, meyveyi. Hem haftada bir gün olmaz, her gün olur. Böylece her gün satış yapılır. Müşteriler daha mutlu olur. Her istediğinde sebzeye, meyveye ulaşır dedim. Ama biz manav değiliz, bakkalız. Her şeyi biz satarsak başkaları Nasıl para kazanacak?" dedi. İyi, kendi bilir. Benden söylemesi. Tabii bu arada Necati amca her hafta sebze meyve tezgahını kurup satış yapmaya devam ediyordu. Ben de bakkalın kapısından ona bakıyordum. Birkaç gün önce Dedem ilk kez bir müşterinin arkasından konuştu. Normalde hiç yapmaz. Ama Nevriye teyze dedemi o gün o kadar bunalttı ki dedemin resmen nevri döndü. Arkasından armudun sapı, üzümün çöpü derken hiçbir şey beğenmiyor dedi. Haklıydı. Hiçbir şey beğendirememiştik. Bir hafta sonra Necati amca yine geldi. Tezgahını kurdu. O sırada ezan okundu ve camiye gitti. Giderken bana ufaklık benim tezgaha da bakıver dedi. Ufaklık mı? Bana. Acayip sinir oldum. Hem gel bakkalımızın önüne tezgah kur. Hem bana ufaklık de hem de tezgahını bana bırak ama emir büyük yerden geldi. Dedem de camiye giderken nöce otunun tözgahı böklü dedi. İyi dedim bekleriz. Manavım ya ben beklerim. Sonra baktım karşıdan Nevriye teyze geliyor. Birdenbire dedemin söyledikleri aklıma geldi. Armudun sapı, üzümün çöpü Nevriye teyze gelene kadar tezgahtaki bütün armutların saplarını koparttım. Üzümlerin çöplerini ayıkladım. Mis gibi oldu. Artık bahane bulamazdım meyvelere. Tezgaha gelince, "Aa! Böyle üzüm mü olur? Armut mu olur?" dedi. Almadan gitti. Çöpsüz üzümlerle, sapsız armutlar tezgahta öylece kaldı. Necati amca gelince gözlerine inanamadı. Niye yaptın evladım? Niye mahvettin üzümleri, armutları?" dedi. Ya bu insanlara iyilik de mi yaramıyor? Anlamıyorum ki. Eve gidince dayıma anlattım. "Meğer o deyim öyle demek değilmiş. Hiçbir şeyi beğenmeyenler için kullanılıyormuş." Ben nereden bileyim? Şermin Yaşar Evet devam edelim. Birinci çalışmamız. Aşağıda tezgah kelimesi ve nevri dönmek kelime grubu için açıklamalar verilmiştir. Bunlardan hangileri kelimenin ve kelime grubunun metindeki anlamıdır? Uygun olan açıklamaların yandaki kutucuğu işaretleyiniz. Tezgah genellikle dükkanlarda satıcıların önündeki uzun masa mı? İnsana eşyanın dönmesi ayağının altından yerin çekilmesi ve benzeri bir duygu gelmesin. Hayır. Dükkanın önündeki meyveleri sattığı uzun masa diyebiliriz burada. Metinde o anlamda kullanılmış. Nevri dönmek belli etmemeye çalıştığı bir öfkeye kapılmak, çok sinirlenmek mi metindeki geçen anlamı? Üzerinde genellikle El veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı mı? Tabii ki sinirlenmek. Nevrim döndü diyor, Nevriye teyzeye, Nevriye sanırım. Sinirleniyor. İkinci çalışmamız, aşağıdaki soruları, deyimler adlı metne göre cevaplayınız. Çocuğun dedesinin özellikleri nelerdir? Diğer insanlarda düşünen aç gözlü olmayan birisi diyebiliriz. Çünkü kendi dükkanın önünde başkasının ürün satmasına izin veriyor. Ve de çocuğun söylediğine göre kendisi de satabilir ama satmak istemiyor çünkü başkaları da kazansın diye. Çocuk neden armutların saplarını koparıp üzümlerin çöplerini ayıklıyor? Deyimi yanlış anladığı için Çocuğun dedesinin meyve ve sebze satmamasının nedeni nedir? Çünkü bakkal oldukları için başkalarının kazanmasını istediği için Üçüncü çalışmamız Aşağıdakilerden hangisi metnin ana düşüncesidir işaretleyiniz demiş. İnsanlar birbirleriyle deyimler aracılığıyla iletişim kurarlar. Çocuklar bildikleri deyimlerin sayısı az olduğundan hata yaparlar mı? Deyimlerin anlamlarını öğrenmek için onunla ilgili bir yaşantımız olmalıdır mı? Deyimlerin anlamını bilmezsek karşımızdakini anlayıp hatalı davranabiliriz mi? Cevap D seçeneği. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki deyimlerden hangisi çocuğun dedesinin Nevriye Hanım için söylediği armudun sapı, üzümün çöpü deyimi ile anlamca birbirine yakındır? Aşağıya yazınız demiş. Burun kıvırmak, Armudun sapı üzümün çöpü derken çeşitli manalar buluyor, sebepler buluyor. Burun kıvırmakta beğenmemek, burun kıvırmak, beğenmemek, önemsememek, değer vermemek anlamına geliyor. Bu çeşitli manalar buluyor yani sebepler buluyor o yüzden burun kıvırmakı yazabiliriz yakın anlamlıdır. Anlamca yakındır birbirine burun kıvırmakla diyebiliriz. Beşinci çalışmamız aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Her deyimde anlatılmaya çalışılan durumu zihninizde canlandırınız. Boş çerçevelerin içine bu durumu ifade eden bir resim yapınız. Daha sonra deyimleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız. Eli ayağı dolaşmak deyiminin anlamı duygusal bir nedenle ne yapacağını şaşırarak düzensiz, karışık iş yapmak anlamına geliyor. Bir tane resmimiz var burada. Cümle ise karşısında beni görünce eli ayağına dolaştı şeklinde bir cümle kulak kabartmak deyiminin anlamı belli etmemeye çabalayarak dinlemek. Resmimiz bu şekilde. Cümlem ise konuşmalarına kulak kabartınca kendinden söz edildiğini anladı şeklinde bir cümle. El üstünde tutmak bir kimseye çok sevgi ve saygı göstermek anlamına geliyor. Cümlem ise öğretmenimizi her zaman el üstünde tutarız şeklinde bir cümle. daldan dala konmak, sık sık iş, durum, konu ya da düşünce değiştirmek. Örneğin birisiyle konuşuyorsunuz sürekli bir oradan bir buradan bir şuradan bahsediyor. Cümlem ise böyle daldan dala konmak olmaz. Böyle daldan dala konmak olmaz. Bir şeyde karar kılmalısın cümlemiz. Pireyi deve yapmak. Bakıyoruz pire ufacık ama dev kocaman. Küçük ve basit bir olayı büyütüp mesele yapmak aşırı abartmak anlamına geliyor. Cümle ise pireyi deve yapmaya çalışma sadece 10 dakika geç kaldım şeklinde bir cümlemiz. Altıncı çalışma aşağıdaki şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz. Daha sonra şiiri ezberleyiniz ve aile büyüklerinizin karşısında ezbere okuyunuz denilmiş. Türkçemiz adlı bir şiir. Yedinci etkinliğimizde aşağıdaki soruları Türkçemiz metnine göre cevaplayınız. Metin demiş. Şiir oysa ki. Burada da şiirde diye başlamış. Şiirde dilimizin üretken, gelişmeye açık, yaşayan bir dil olduğu hangi benzetmeyle ifade edilmiştir? Bakalım. Annenden öğrendiğinle yetinme. Çocuğum Türkçeni geliştir. Dilimiz öylesine güzel ki durgun göllerimizce duru akarsularımızca coşkulu ne var ki çocuğum güzellik de bakım ister. Burada dilimiz akarsuya benzetilmiştir. Akarsularımızca coşkulu ifadesiyle hemen yazabiliriz. Bu dizede dilimiz akarsuya benzetilmiştir diyebiliriz Şaire göre Türkçemizi korumak ve geliştirmek için neler yapılması gerekiyor? Bir örnek vererek açıklayınız demiş. Şiirde türküleri ninnileri ve ağıtları öğrenmemizi istiyor korumak için ve yabancı kelimeleri kullanmamamız. gerektiğini söylüyor. Günümüzde de yabancı kelimeler oldukça sık kullanılıyor. Artık yabancıyı da geçtik. Anlamsız kelimeler kullanılmaya başlıyor. Örnek verecek olursak günümüzde tamam yerine okay kullanıyoruz mesela. Günümüzde Türkçe kelimeler yerine yabancı kelimeler kullanılıyor. Buna dikkat etmeliyiz diyebiliriz. Türkülerimiz, ninnelerimiz, ağıtlarımız dilimiz için neden önemlidir? Çocuklara yazıldıkları için, hayır. Bir ezgiyle söylendikleri için, dilimizin güzelliklerini ve duygularımızı ortaya koydukları için, eski zamanlarda söylendikleri için. Cevabımız C seçeneği. Dilimizin güzelliklerini ve duygularımızı ortaya koyduğu için. Türkü, ninni, ağıt duygularımızı ortaya koyuyor. Sekizinci çalışma: Aşağıdaki açıklamayı okuyunuz. Siz de dilimize giren ve yaygın olarak kullanılan bazı kelimeler belirleyiniz. Bu kelimeleri ve Önereceğiniz Türkçe karşılıklarını açıklamalarının altındaki panoya yazınız demiş. Dilimize sahip çıkmak, onu en iyi ve doğru şekilde kullanmak hepimizin sorumluluğudur. Son yıllarda dilimize giren yabancı kökenli kelimelerin artması ve özellikle gençlerin yabancı kelimelerle konuşmaya özenmesi dilimize çok zarar veriyor. Öncelikle bu yabancı kökenli kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz demiş. Örnek olarak vereceksek en çok kullanılan laptop nedir? Dizüstü bilgisayar. buton var düğme mouse var fare okey çok kullanıyoruz yazışmalarda falan okey değil de tamam Türkçe karşılığı. Apartman aidatı diyoruz. Kullanabiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. Dokuzuncu çalışma. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Okuduğunuz metinlerden yaptığınız çalışmalardan ve bu görsellerden hareketle dilimizin değerine ve korunması gerektiğine yönelik mesaj içeren bir söz oluşturunuz. Aşağıda verilen alanda bu sözü kullanarak bir afiş tasarlayınız demiş. Bakıyoruz. Türkçesini diyelim. Türkçesini koruyan devletini korur şeklinde yazabiliriz. Şurayı düzeltelim. Şöyle küçük harfle yazalım. Türkçesini koruyan devletini korur diyebiliriz. Bir afiş hazırlayabiliriz. 10. çalışma aşağıdaki ifadeler birer atasözüdür. İfadeleri inceleyerek bir ifadenin atasözü olabilmesi için taşıması gereken özelliklerden birini belirleyip aşağıya yazınız demiş. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. El eli yıkar. iki elde yüzü. Birlikten kuvvet doğar. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Komşu da pişer. Bize de düşer. Dostun attığı taş baş yarmaz. Ne var burada? Hepsinde bir öğüt var. Nasihat var. Bir öğüt içerir birini belirleyin demiş bir tanesini belirledik bu şekilde yazabiliriz 11. çalışmamız aşağıdaki yönergeleri sırayla uygulayınız demiş bir gün boyunca televizyonda, çevrenizde, ailenizde yapılan konuşmalara dikkat edip bu konuşmalardaki cümlelerden ilginç bulduklarınızı not alınız. Not aldığınız konuşmalarda geçen Türkçemizi bozduğuna inandığınız yanlış kullanılan ve söylenen kelimeleri belirleyiniz. Bunları aşağıdaki çalışma yaprağına yazınız. Seçtiğiniz kelimeleri yazdıktan sonra çalışma yaprağındaki diğer bölümleri doldurunuz. Aydat var. Neredeyse her evde kullanılan kelime. Aydat nedir? Ödenti. Laptop. Laptop. Dizüstü. bilgisayar Mouse var fare cümlede kullanırsak bu 2ödentiyi verdin mi diz üstü bilgisayarlar. çok pahalandı. Fareyi düşürüp kırdı. Şeklinde cümleler yaz